Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi bir kararın eşiğindedir. Bundan önceki anayasal değişikliklerin hiçbirine benzemeyen anayasal sistemi meclisin konumunu derinden etkileyecek bir teklifi oylayacağız. Milli irade yönetimi yerine tek kişi yönetimini ikame eden, meclisin yetkilerini alan, yasama yetkisini paylaşan ve denetim yetkisini ortadan kaldıran bir teklif bu. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet tarihimizin en karanlık ve en belirsiz günlerinden geçiyoruz. Vatandaşlarımız terör tehdidi altında. Şehirlerimizde bombalar patlıyor, masum vatandaşlarımız hayatını kaybediyor. Üst üste gelen şehit haberleri yüreklerimizi dağılıyor. Her gün ocaklar sönüyor, acılarımız artıyor. Ekonomideki ateş vatandaşımızın cebini yakıyor, 6 milyon kişi işsiz. Enflasyon, paramızdaki değer kaybı ve üst üste gelen zamlar. Halk ekmek, esnaf siftah derdinde. Cumhurbaşkanının sözüyle tulumada su bitti. İstihdam yok, üretim yok. Böyle bir ortamda rejimi değiştirecek anayasa teklifini görüşüyoruz. Cumhuriyet tarihimiz yoksul halk çocuklarının köyünden çıkıp üniversite bitirip ülke yönetiminde söz sahibi olabileceğinin ve ülkenin kurucularının koltuklarına oturabileceğinin örnekleriyle doludur. İşte bunu sağlayan cumhuriyetimizdir. Cumhuriyetimizin kazanımlarıdır, demokrasimizdir. Tunceli Nazmiye'nin Ballıca köyünden bir memurun çocuğu bugün Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan olabiliyorsa, Rize Güneysu'dan bir kıyı kaptanının çocuğu bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne Cumhurbaşkanı olabilmişse, Erzincan'ın Refaiye Kayı köyünden Topal Dursun'un oğlu bu ülkenin başbakanı olabiliyorsa, işte bu cumhuriyetimizin eseridir. Bunun için cumhuriyetimiz bizim için fazilettir ve kıymetlidir. Çünkü cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Onun için cumhuriyetimizin değerini iyi bilmemiz, iyi anlamamız ve göz bebeğimiz gibi korumamız gerekmektedir. Biz bu düzenlemeye karşı çıkarken, eleştirirken bir isim ya da bir parti üzerinden değerlendirme yapmıyoruz. Yapılmak istenen bu rejim değişikliğinin ülkemizin ufkunu nasıl karartacağını, demokrasimizi nasıl bitireceğini görüyoruz. Bugün güçlüyüz, her istediğimizi yaparız diye sakın düşünmeyin. Bir gün bu teklifle sınırsız yetki ve güçle donattığınız ama sizin desteklemediğiniz bir kişi cumhurbaşkanı seçilirse ve bu günlerimizi mumla aratırsa, o zaman ne yapacaksınız? Çocuklarınıza, torunlarınıza, ülkeyi bu hale biz getirdik. Bu karabasanın sorumlusu bizler diyebilecek misiniz? Böyle ağır bir vebali kaldırabilecek misiniz? Cumhuriyetimizin kazanımlarını yitirdiğimiz o gün iş işten geçmiş olacak ve geri dönülmeyecek bir yola girmiş olacağız. Bu olumsuzlukları yaşamak istemiyorsak, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler, ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur" sözünü akıllardan çıkarmadan gelin cumhuriyetimize, milli egemenliğimize, meclisimize ve demokrasimize hep birlikte sahip çıkalım. Saygılarımla.